Nasılsınız? İyi misiniz? Abi hoş geldin. Yani ne haber ya? Biraz daha çocuğu gerçekleştirecek olduğumuz otelimiz için görüşmemizi başlatacağız. Lütfen alandaki yerlerimizi alalım. Nerede? Müşteri Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Süleyman Soylu alanımıza geldiler. Hoş geldiniz diyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, kıymetli hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, kıymetli basın mensuplarımız, bugün burada güzel şehrimiz Trabzon'umuzda her gün bir yenisini gerçekleştirdiğimiz bir otel açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kıymetli katılımcılar, ilk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk İşimizin değerli Genel Başkanı, Sayın İlçe Belediye Başkanları, siyasi partilerimizin değerli il ve ilçe başkanları, belediyelerimizin değerli meclis üyeleri, değerli muhtarlarımız, Yol İş Sendikamızın değerli genel merkez yöneticileri, Türkçe bağlı sendikalarımızın değerli şube başkanları ve yöneticileri, değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, Trabzon'umuzun yiğit insanları. Yol İş Holiday Otelimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Perşembe günü Hakkari Şemdinli'de vatan toprağını korumak için görev yapan 7 askerimiz, 2 korucumuz, vatan haini PKK'lılar tarafından şehit edilmişlerdir. Yüreğimize yine ateş düşmüştür. Şehitlerimizi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Hainleri şiddetle lanetliyorum. Sayın Bakanım, Yol İş Sendikamız önceki yıllarda Trabzon'da tam teşekküllü 32 derslik Yol İş İlköğretim Okulu yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis etmiş, il ve bölge düzeyinde eğitime önemli bir katkıda bulunmuştur. Açılışını birlikte yapacağımız Yol İş Holiday Trabzon Otelimiz de yine il ve bölge düzeyinde turizme katkı sunmak amacıyla Trabzon'da yaptığımız ikinci bir eserimizdir. 1175 metrekare arsa üzerine oturan Yol İş Holiday Trabzon Otelimizin temeli 1 Haziran 2015 tarihinde atılarak otel inşaatına başlanmıştır.
Toplantı, toplam inşaat alanı yaklaşık 6834 metrekaredir. Otelimizin işletme ruhsatları Ağustos 2017'de alınarak Trabzon'umuza hizmet vermeye başlamıştır. Yol iş, Holiday Trabzon otelimizde 1'i suit, 9'u deluxe, 55 standart oda olmak üzere toplam 64 oda mevcuttur. Otelimizde konaklamanın yanında yerli ve yabancı misafirlerin faydalanabileceği bir adet restoran, bir adet kahvaltı salonu, bir adet pastane, 3 adet çok amaçlı toplantı salonu mevcuttur. Kanuni salonu 300 metrekare, bordo salonu 65 metrekare ve mavi salon 75 metrekaredir. Görüldüğü gibi salonlarımızın adları Trabzon'umuz ve ülkemiz için önemli adlardır. Salonlarımızın adları Trabzon doğumlu olan Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman ile bordo mavi renkleriyle Trabzon sporumuzu hatırlatmaktadır ve bu değerlerimiz ölümsüz kılınmaktadır. Otelimizde bulunan ve otel misafirleriyle birlikte halkımıza açık olan spa bölümünde profesyonel bir ekip tarafından çalıştırılan sauna, Türk hamamı, buhar odası ve spor salonuyla Yol İş Holiday Trabzon otelimiz sadece üyelerimize değil, aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerimize de hizmet edecek olup Trabzon'umuzun turizmine de katkıda bulunacaktır. Sayın Bakanım, değerli misafirler, günümüzde yol işimizin illere, bölgelere ve ülkemize hizmet veren pek çok tesisi ve eseri bulunmaktadır. Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Holiday Resort Otelimiz yerli ve yabancı konuklarımıza ve üyelerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 30 dönüm üzerine kurulu olan denize sıfır, uluslararası mavi bayraklı olan bu otelimizin 4 yıldızlı olup 97 odası bulunmaktadır. Adana ilimizde bulunan Yol İş Holiday Otelimiz üyelerimize, yerli ve yabancı misafirlere hizmet vermekte olup 54 odası mevcuttur. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Kapızlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerimiz 90 dönüm üzerine kurulmuş, 30 dönüm yeşil alanı olan bu tesisimiz de denize sıfır olup 146 odası mevcuttur. Yol işimizin ayrıca Ankara'da 2 adet, İstanbul ve İzmir'de 1'er adet konuk evlerimiz, diğer şubelerimizin olduğu illerde misafirhanelerimiz bulunmaktadır. Bu konuk evlerimiz ve misafirhanelerimizde üyelerimize ve ailelerine hizmet vermektedir. Sayın Bakanım, biraz sonra açılışını birlikte yapacağımız Yol İş Holiday Trabzon Otelimizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize layık bir eser olduğunu düşünüyor, üyelerimize ve insanlarımıza önemli bir hizmette bulunacağına inanıyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Allah utandırmasın, hayırlı ve uğurlu olsun. Konuşmalarından dolayı Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türk İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay Beyefendi'nin kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli vekillerim, belediye başkanım, kitle örgütlerin değerli başkanları, Yol İş'in değerli başkanlar kurulu üyeleri, Trabzon'daki Türkçe bağlı sendikaların değerli başkanları. Sayın Bakanım, değerli misafirler, bugün Trabzon'da hayırlı bir iş için beraberiz. Maalesef Ramazan Bey'in ifade ettiği gibi dün 9 tane vilayetimizde aslan gibi evlatlarımızı toprağa koyduk. Bugün Mehmet isminde bir kardeşimiz de Manisa'da şu saatlerde cenaze namazı kılınıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bazıları ülkemizde ölmeyi bayılma zannediyor. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Ölme bayılma değil. Öldüğün zaman canlanma imkanı yok.
Bundan 3 sene evvel birileri bize deseydi PKK ile FETÖ beraber hareket ediyor, derdik yanlış söylüyorsunuz, böyle bir şey olmaz. Toplum büyük kesim maalesef PKK ile FETÖ dün de beraber hareket ediyordu, bugün de beraber hareket ediyordu. Maalesef geç anladık, geç gördük. Değerli bakanım, değerli katılımcılar, güzel bir ülkede yaşıyoruz, güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir asırdır oyun devam ediyor. Diyorlar ki biz bu ülkeye rahat vermeyeceğiz. Bizim suçumuz Müslüman olmak, Türk olmak. Diyorlar sizi Suriye yapacağız, sizi Irak yapacağız, sizi Mısır yapacağız. 15 Temmuz'da güçleri yetmedi. Bu ülke dualı bir ülke, bu ülke bereketli bir ülke. İnanın topu tüfeğe de gelse güçleri yetmez, bunda başarı olamazlar. Ama maalesef şehitleri vermeye, bedel ödemeye devam ediyoruz. Sayın Bakanım, bundan evvel Çalışma Bakanı'ydı, beraber çalışma imkanı bulduk. Kısa bir dönem evvel bakanlığımızı yaptı. 15 Temmuz'da oldu, işte o gece kendisi TRT'deydi. Biz de Türk İş Topluluğu Sakarya'da saat 12 civarında 50 bin kişilik bir topluluğa hitap etme imkanı bulduk. Sabah 10'da Türk İş Başkanlar Kurulu'nu topladık. Saat 1'de meclise gittik. Giderken Sayın Bakanım aradım. Sayın Bakanım, kitle örgütleri, biz meclise geliyoruz. Grup başkan vekillerini ziyaret edeceğiz. Siz Çalışma Bakanımızsınız. Bizim başımıza gelin, bizim başımızda olun. Sayın Bakanımız aradan 5 dakika geçti. Top heyeti, zira TESK heyeti, çiftçiler tamamımız oradaydık. Sayın Bakanımız beraber oradaki etkinliğe katıldı. Şu aradan 1,5 seneye yakın bir zaman geçti. Oyun devam ediyor. Süreç hala bitmedi. Maskeyle gezmeye devam ediyorlar. Ne? Onun için bu ülkenin kıymetini hep beraber bilmek mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin üstü de vatan, altı da vatan. Öyle bakmak lazım meseleye. Ben Türkiye İş Sendikaların Konfederasyonu'nun genel başkanıyım. Türk İş'in 67 yıldır bir kurum. 1 milyon üyesi var. Ailelerle beraber 4,5-5 milyon bir toplulukuz. Benden evvel de Türk İş'i yönetenler, Türk İş yönetimi temsil ettiği ülkeden evvel, ülkesinin işçiden evvel ülkesinin yanındaydı, devletin yanındaydı. Dün öyleydi, bugün de böyle. Türkiye varsa biz varız. O doğrultuda hareket etmeye devam ediyoruz. Ramazan Bey kardeşim ifade etti. Türk İş'in, Türkiye'nin 25 vilayetinde 38 tane okulu var. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Manisa'da toplu açılış yaptı. Bir tanesi de Türk İş'in Soma Madenci İlköğretim Okulu'ydu. İşte bundan 10 sene evvel burada Sayın Başbakanımızla 2007'de Türk İş'in Yol İş'in bir okulunu açtık. Türk İş bu etkinliklere devam etmek durumunda. Çünkü okumuş bir nesil, inançlı bir nesil bu ülkenin önünü açar, bu ülkenin ufkunu açar. Sayın Yol İş Başkanı Ramazan Bey'in bakanımıza bundan kısa bir zaman evvel bir sözü var. Kısa bir zamanda buraya bir öğrenci yurdu yahut ilçesine buraya, Yol İş yönetimi burada, Yol İş Başkanlar Kurulu burada. O sözü Sayın Bakanımıza verdi, bana verdi. Ben de burada Ramazan Bey'e söylüyorum. Kısa bir zaman içerisinde ya Trabzon'un ilçelerine ya merkezine öğrenci yurdu, konuk evine ihtiyaç var. Yetişmiş öğrenciye bu ülkenin faydası var. Onun için ben Yol İş yönetimine bu konuda elini çabuk tutup bu bölgeye Sayın Genel Başkan'ın verdiği sözü yerine getirmesini talep ediyorum. Değerli katılımcılar, konuşmalarından dolayı Türk İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, saygılar, protokol. Şimdi programımıza gönderilen bazı telgraflar var, onları okuyorum sizler için. Sayın Başkan, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Savaş Nigar, Türk İş Basın İş Sendikası Genel Başkanı. Göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkür ederim. Pevrul Kavlak, Türk İş Genel Sekreteri, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı. Nazik davetiniz için teşekkür eder, yeni otelinizin hayırlı olmasını dilerim. Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar. Mühendisine kadar, buna kolaylık sağlayan, bu projeyi onaylayan arkadaşlarımıza kadar ve bugün bu açılışta bizimle birlikte olan çok kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimize,
her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyor. Şehrimize, ilçemize, güzel Trabzon'umuza hayırlı olması temennisini iletiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kurdele kesim merasimimize geçiyoruz. Çok değerli Yurt Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar Beyefendi'yi, Türk İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay Beyefendi'yi, Sayın Valimizi, çok değerli milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı kurdeleyi kesmek üzere sahneye doğru davet ediyoruz. Şehrimize her geçen gün bir yenisini daha eklemiş olduğumuz hizmet kervanımız, güzel şehrimiz Trabzon'umuza hayırlı ve de uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu yatırımın başta şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Şimdi